Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar formasyonla alakalı bir video yapmıştık. Şimdi bununla alakalı pek çok sorumuz geldi. Bunları biraz cevaplamaya çalışalım istedik. Hocam anlamadığım bir şey var. Uzaktan eğitimde mi olacak? Yani şimdi arkadaşlar bu üniversiteye bağlı olarak değişecek. Bu üniversitenin senatoda aldığı karara bağlı olacak. Dolayısıyla hangisinin uzaktan olduğunu, hangisinin uzaktan olmadığını anlamanız için ya ilana bakmanız lazım. İlanda yazmıyorsa da sizin fakülteyi aramanız lazım. Sonuçta o fakülteyle alakalı bir şey olacak bu. Hocam Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü mezunuyum. Hangi bölümden formasyon alırım? Hocam bankacılık mezunuyum. Hocam sosyoloji mezunuyum. Hangi bölümden formasyon alırım? Arkadaşlar bunun gibi şu bölümden mezunum. Hangi bölümden formasyon alırım? Sorularınızı TTKB ders okulun esasları var. Bir karar var alınmış olan. Orada tüm bölümlerin hangi bölümden formasyon alabileceği yani atanabileceği yazıyor. O linki paylaşırım. Yani hangi bölümden mezunsanız oraya bakıp şey yapabilirsiniz. Hangi bölümden öğretmen olacağınızı anlayabilirsiniz. Ki zaten üniversitelerin bu formasyon ilanlarında hangi bölümden alabilecekleri de karşılarına yazılmış ilanın en sonunda. Dolayısıyla her bölümden açılmıyor zaten arkadaşlar. Açılanı da o ilanda görebilirsiniz. Hocam AUZEF mezunuyum. Yani Açık Öğretim Fakültesi mezunuyum. Formasyon alabilir miyim? Alabilirsiniz arkadaşlar. Bu anlamda bir kısıtlama söz konusu değil. Hocam ikinci dönem formasyon için yeni kayıt oluştururlar mı? Şimdi arkadaşlar yüksek lisanslar normalde hem birinci dönem hem ikinci dönem başlıyor. Ama bu bir yüksek lisans değil tabii ki. İki dönem halinde yapılacak bu formasyon dediğimiz şey. Dolayısıyla olabilir mi? Olabilir. Yani hani evet, olabilir mi? Olabilir. Ama olacak mı? Buna dair bir karar bir şey yok. Yani hemen açıldı. Ama yani sizin tahmininiz ne hocam derseniz yani olabilir diye düşünüyorum ya. Yani sonuçta iki dönem halinde. Ha bu bir ve ikinci dönem olmuş. Ha ikinci dönem başlayıp seneye tekrar devam etmiş. Bence bir fark yok gibi görünüyor. Yani yüksek lisanslarda bile bu yapılıyor yani. Yani bir de şöyle bir şey de var. Hani şimdi bir anda her üniversiteye yetişebilecek mi? Hemen kaydı yapabilecek mi? Tam açan evet. Üniversiteler var ama sonuçta açmayanlar da var. Bunlar da ikinci döneme yetiştirirler gibi geliyor bana. Ya buna dair bir karar ben görmedim ama belli de olmaz arkadaşlar. Hocam psikoloji bitirdim. Formasyon alırsam yine ben de PDR'ciler gibi atanabilecek miyim? Evet arkadaşlar. Yani gene o hale dönmüş oldu bu durumla birlikte. Formasyon alırsa bir psikoloji mezunu PDR'ci olarak atanabilir. Hocam mezunum, transkriptimi nasıl alacağım? Yani şimdi arkadaşlar E-Devlet'te var transkript veya bizim hani mezun olurken bize verdikleri transkript örnekleri oluyor. Veya okulunuzdan talep edebilirsiniz. Bu şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Transkripte ulaşabilirsiniz. Hocam ileride de üniversite okuyanlara formasyon verilir mi? Yani devam edecek şeklinde görünüyor arkadaşlar. Belki ileride bu tamamen yüksek lisansa döner. Benim beklentim o yönde zaten. Hocam 3. sınıftakileri de alabilse keşke. Öğrenciyim alamıyorum demiş arkadaşımız. Bu tamamıyla engellendi arkadaşlar. Zaten yönetmelikle engelli bu artık. Hocam ücretli öğretmenlik staj sayılır mı? Buna dair bir şey görmedik arkadaşlar. Belki ileride verilir bir karar. Hocam daha mezuniyet belgem çıkmadı. Ön başvuru yapabilir miyim? Şimdi arkadaşlar bu E-Devlet'e bakın. E-Devlet'te eğer siz mezun edilmişseniz eğer üniversitenizde yani bu karar çıkmışsa mezuniyet kararınız E-Devlet'te mezuniyet belgeniz çıkar. Oradan anlarsınız mezun olup olmadığınızı. Şimdi onaylı belge isteniyor zaten. Yani bu fakülteyi arayıp sormak lazım. Onaylı belge derken E-Devlet'ten alınan belge de onaylıdır aslında. Ama yani bu ıslak imzalı anlamında bir onaylı mı isteniyor? Veya bu fakülteden fakülteye de değişebilir arkadaşlar. Net bir karar yok çünkü. Yani genel bir karar yok bu anlamda alınmış olan. Dolayısıyla fakülteden fakülteye değişebileceğini düşünüyorum arkadaşlar bunun. Hocam çocuk gelişim mezunuyum. Formasyon alırsam okul öncesi öğretmeni olabilir miyim? Yani TTKB'de bu şekilde olduğu yazıyor arkadaşlar. Hocam ihale mezunuyum. Ek atama olursa DİKAP'tan tercih yapabilir miyim? Yapabilirsiniz. Yani o ayrı bir atama, o ayrı bir tercih durumu. İkisine de puanınız varsa yapabilirsiniz. Hocam daha tercihler açıklanmadan ek atama olur mu? Sanmıyorum. Tamam. Yani. Hocam özel üniversitedeki fiyat farkı olur mu? Özel üniversiteyi bırak devlet üniversitelerinin de kendi arasında fiyat farkı var zaten arkadaşlar. Özel üniversitede açılırsa onların da arasında fiyat farkı olacaktır. Hocam ücretli öğretmen 20 ve 24 saat ders alıyorum. Uygulamadan muaf olur muyum?
Yani bunu bilemiyorum şu anda. Yine fakülteye danışmak lazım bunu. Bu şekilde bir karar yok ortada. Belki fakülte böyle bir hak verir size. Bilemeyiz. Hocam fizikte daha mezunuyum. Hemşirelikten formasyon alabilir miyim? Hayır. Arkadaşlar şimdi bakın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu anlamda bir engeli yok. Yani şöyle bir kararı var Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Mesela sen hemşireliği bitirdin, tamam mı? Aynı zamanda bir de fizik tedaviyi bitirdin. Hemşirelikten formasyon alırsan bu durumda fizik tedavi için de geçerli. Ancak sen şu anda mesela hemşireliği bitirmedin, sadece fizik tedavi mezunusun. Diyorsun ki ben hemşirelikten formasyon alayım. Bak Milli Eğitim bunu engellemiyor. Ama üniversiteler bu Üniversiteler. şekilde bir engeli var. Yani ilk şart diyor ki ilgili alandan mezun olmak diyor. İlana baktığınız zaman akşam da bir arkadaşımıza bu şekilde göstermiştim. İlgili alandan mezun olmak diyor. Dolayısıyla hemşirelik formasyonunu almak istiyorsan hemşirelik lisansını bitirmiş olman gerekiyor arkadaşım. Yoksa Milli Eğitim'in bir engeli yok bu anlamda. Yani bir bölümden mezun olup bir bölümden formasyon aldıysan sonrasında 3 bölümde bitirsen hepsinin öğretmeni olmuş oluyorsun. Hocam bahar döneminde yeni kayıt olur mu? Bu anlamda çok soru geldi arkadaşlar. Henüz mezun olmadım diyor arkadaşımız. Yani olabilir arkadaşlar. Olabilir. Olabileceğini düşünüyorum. Bu üniversiteler çoğaldıkça bu şeyler artacaktır tahminimce. Hocam üniversitelerin kendi mezunlarını ayrı kontenjanı ayırıyor mu? Ben görmedim bu şeyde. Önceden vardı Evet, vardı, kendi öğrencilerine değil mi? daha çok veriyordu mesela. Yani olabilir yine. Hocam birden fazla üniversiteye başvurabiliyor muyum? Evet başvurabiliyorsunuz hocam. Bu anlamda bir engel yok. Yani başvurusunu sonradan iştahsiz listeye geri çeken olursa ek listeden işte tamamlanacak. Bu şekilde devam edilecek arkadaşlar. Hocam önümüzdeki sene içinde formasyon açılır mı? Arkadaşlar şimdi önümüzdeki seneler için herhangi bir netlik yok. Ama bu şimdi başladı. Muhtemelen devam edecektir diye düşünüyorum yani. Yani burası Türkiye. Geçen sene formasyon kaldırılacak diye haberler çıkmışken şu anda Yani formasyonun bilemiyoruz tekrar açıldığını dolayısıyla. konuşuyoruz. O yüzden bilemiyoruz. Yani seneye ne olacağı belli olmaz. Hocam bölüm mezunuyum. İkinci üniversitede de öğrenciyim. Öğrenciyim diye sıkıntı olur mu? Yok arkadaşlar. Sonuçta siz bir bölümün mezunusunuz. Mesela matematik bölümünün mezunusun. Tarih okuyor olman bir engel çıkartmaz. Dolayısıyla matematikten formasyon alırsın. Hatta öteki branşı da bitirdiğin zaman onun da öğretmeni olmuş Ona olursun. da gidiyor. Hocam dersler ne zaman başlar? Dersler hemen başlayacaktır hocam. Çünkü zaten ayın 5'inde sondu mesela bazılarında. Birinde 8'inde sondu. Birinde 15'inde sondu. Hani ön başvuru tarihi. Hemen listeye girenler başvuru yapacaklar, alacaklar ve hemen dersler başlayacaktır. Yani çünkü zaten birinci dönem, ikinci dönem halinde alınacak ya. Dönem başladı. Bak biz okulları başlatalı bu 5. haftanın içindeyiz şu an. Dolayısıyla Üniversiteler yeni başlamaya başladı ama ama. olsun bu yüksek lisans değil ki. Bu kurs Evet. Milli Eğitim'le ortak gidecek. Yani haftada bir gün gelip bizle beraber yani okullarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarında staj görecekler. Dolayısıyla çok fazla uzamaması gerekir. Yani şu Evet. an bir de ön başvuru bitti düşündüğün zaman bazı üniversitelerde bazılarında devam ediyor. Yani bazısında bir ay geçmiş olacak daha mesela başlama zamanı. Şu an Ekim'deyiz, Kasım olacak. Ne Evet. kaldı ki? Evet, Yani Aralık, Ocak'ta zaten 15 tatil. alınması gereken belli ders saat sayısı var. Staj görme sayısı var. Dolayısıyla uzayamaz yani. Uzamasının imkanı yok. Hani bu anlamda. Yani bu kadar kesin Evet. konuşabilirim bu anlamda. Tahmin yapıyorum ama hani çok yüksek ihtimalle yani imkanı yok yani. Dolayısıyla hemen başlayacaktır. Hemen başlamak zorunda. Bu ders staj olayını tamamlayabilmeniz için. Daha yani işte okulunuza gideceksiniz. Ya şey staj yapacağınız okula o belli olacak. Gideceksiniz hocanızla anlaşacaksınız. Onun gününü anlayacaksınız. Sonra girmeye başlayacaksınız. O formlar dolacak falan filan. Yani daha bu anlamda ya Milli Eğitim'le olan iş akışının ortaklığı anlamında büyük bir sıkışıklık var. Sıkışıklık. Hocam formasyon hangi üniversitelerde uzaktan? Yani saydığımız 4 üniversite vardı. Üçünde uzaktan olacaktı zaten yanlış hatırlamıyorsam. Bakarsınız arkadaşlar ilanlarına. Başka üniversitede de alabilir miyiz? Alabilirsiniz. Açılacaktır ya arkadaşlar daha hani açılacağını düşünüyorum. Hocam pandemiden dolayı mı online yoksa yeni yönetmelikten mi? Pandemiden dolayı arkadaşlar. Pandemi geçse mesela bugün yine yüz yüze döner hepsi diye düşünüyorum. Hocam formasyon veren üniversitedekiler nereden öğrenebilirim? Tek tek mi araştıracağız? Evet buna dair ortak bir yer yok arkadaşlar. Yani gruplara falan girerseniz oralarda paylaşılıyor işte bazıları veya tek tek bakacaksınız ama tek tek de çok üniversite var.
Yani gruplara falan bakarsanız oralarda paylaşılıyor arkadaşlar. Ama tek tek bakmanız lazım yani dolayısıyla. Hocam formasyonun geri gelmesi sınava giren sayısını etkiler mi? Etkileyecektir tabii ki. Yani formasyonu olmayan adam artık mesela girmemeye başlıyordu. Ama bundan sonra Gene yani girmeye gene devam girmeye edecek. devam edecek. Aynı haklara sahip olacak. İstediğimiz üniversiteye başvurabilir miyiz hocam? Başvurabilirsiniz. Bu anlamda engel yok. Hocam formasyonu işte olan gene şu bölüm mezunları başvurabilir mi? İşte kaçıncı hatta öncelikli olur. Formasyonu olanlar eğitim fakültesi mezunlarıyla aynı durumdadır arkadaşlar. Bu anlamda bir şey yok. Fark yok. Hocam uygulama dersini hafta sonu veya akşam lisesinde yapabilir miyim? Yani biz alırken hani biz normal okurken böyle bir şey yoktu. Evet. Sizde de yoktu değil mi? Yoktu. Yani olacağını sanmıyoruz arkadaşlar. Belirli okullar belirleniyor. Mesela bizde 5 tane okul vardı yanlış Evet, bizde hatırlamıyorsam. de öyle 4-5 Öğrenciler de tane. paylaştırılıyor. Daha sonra bu okullara gidiyorsunuz haftada bir gün. Dolayısıyla böyle akşam lisesinde hafta sonu falan olacağını sanmıyorum. Ama mesela şeyde Manisa'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Dersler hafta sonu diyordu mesela. Böyle bakarsınız arkadaşlar ama sanmıyorum yani stajın hafta sonu olacağını. Hocam sosyoloji ne yapacak? Formasyon alır mı? Alabilir arkadaşlar. Hocam 3. sınıfım alamıyor muyum? Alamıyorsunuz. Öğrenciyken alınamıyor. Hocam diploma ve transkript onaylı isteniyor. E-Devlet'ten kabul ediliyor mu? Az önce konuştuk arkadaşlar. Muhtemelen fakülteden fakülteye bir değişiklik gösterecektir bu. E-Devlet'ten alınan belgenin kabul edilmesi. Hocam Manisa Celalbayar'dan formasyon alan birisi Demirci'de formasyon almış oluyor. Dolayısıyla çok uzak bir ilçe. Burada mı almam gerekiyor? Yani bilmiyorum arkadaşlar ama oradan alınır diye tahmin ediyorum. Çünkü Evet. eğitim dersleri zaten formasyon. Ne yapacak? Yani oradaki hoca Yani yani biz okurken gelmişti, Demirci'den gelmişlerdi. Biz Demirci'ye gitmemiştik. Ben Muradiye kampüsünde okuyordum. Hocalar kendileri gelmişlerdi Muradiye kampüsüne. Biz orada vermişlerdi hani formasyonu. Biz hiç Demirci'ye gitmedik o yüzden. Ama çok alan vardı. Hani biz aldığımız dönemde hani 3. sınıf öğrencileri, 4. sınıf öğrencileri hani ortalamaya bakılarak herkes almıştı. Yani hatta bir gelip hocanın birkaç dersi olduğu oluyordu mesela hani Yani o sabahtan zaman akşama hani kadar. net bir şey Evet. söyleyemiyoruz. Hani daha önce o şekilde merkezde olduğu olmuş. Ama eğitim fakültesi Demirci'de. Yani bir arayıp sormak lazım arkadaşlar. Buna dair bir şey görmedim ben Evet. ilanda. Yani ikisi de bu şekilde hani uygulama yapacaklar. Bu anlamda bir yığılma olacak mıdır sizce? Hocam ne düşünüyorsun İlknur Hocam? Ben soruyu çok anlayamadım şimdi. Yani bu şekilde hani formasyon verildiği zaman bir yığılma olur mu sizce diyor. Yani zaten bu zamana kadar veriliyordu. Şurada verilmeyen sadece bir sene, yani 1,5-2 sene, 1,5 sene falan oldu herhalde bildiğim kadarıyla. Bu pandemiden sonra çıkan bir süreç. Ve onun öncesinde okurken de alınabiliyordu. Yani 3. sınıflar, 4. sınıflar da alıyordu. Şu anda o da kalktı. Hani mezuniyete kaldı. O yüzden yığılma olacağını sanmıyorum ben. Evet yani katılıyorum. Ya giriyordu yine arkadaşlarımız zaten tabii hani sıralamaya dahil oluyordular ama tabii ikinci öncelikli oluyordular formasyon olmayınca. Bu şekilde hani yığılma olmayacaktır ama tabii bir artış gözlemlenecektir diye düşünüyorum. Son bir soru daha. Hocam sizce ilerleyen zamanda tekrar mı açılır yoksa tezsiz yüksek lisansa mı döner? Dediğim gibi arkadaşlar hani hemen tezsize dönmeyecektir ama ilerleyen süreçte tezsize döneceğini düşünüyoruz. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizi takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.